Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bu akşam 18'e kadar ambargolu olan daha evvel yapılmış açıklamalar ama artık saat 18'i gösterdiğine göre size anlatabilirim, bunları açıklayabilirim. Zaten bütün ekranlarda son dakika diye dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bir bakalım. Evvela Cumhurbaşkanı Kürt sorununda muhataplık tartışmasına şöyle yanıt verdi. Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır. Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Bu işi çözdük. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor ve CHP'ye de sesleniyor. Bilmiyorum artık onların muhatabı HDP mi olur, İmralı mı olur? Bu onların sorunudur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok konuşulacak bu akşam. Başka açıklamaları da var. Cumhur İttifakı'nın eğer bu iş çözülecekse tek çözüm noktası olduğunu söylüyor bir taraftan da. Ortada Kürt sorunu yoktur diyor. Biz bunu çoktan çözdük. Böyle bir sorun yok yanıtını veriyor. Sonrasında da Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır diye yanıtlıyor soruları. Başka açıklamalar da var. Söylediğim gibi ekonomiye dair açıklamaları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onlara da bakacağız. Ama öncesinde, tüm bunlardan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeye, Türkiye'ye mutlu dönecek istediği oldu çünkü. Merkez Bankası Başkanı tamamen, Merkez Bankası daha doğrusu tamamen siyasi bir karar verdi. Ekonomistlerin ya da uzmanların, bu işten anlayanların beklentilerinin aksi yönde faiz indirimi kararı verdi. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız elbette. Bir dakika içinde olup bitti her şey ve hepimiz daha fakir hale geldik bu ülkede. Dolar bir anda dakikalar içinde fırladı, paramız erimeye başladı. Paramız durduğu yerde erimeye devam etti. Merkez Bankası faizi %18'e indirdi. Karar pek çokları için şoke edici oldu. Dolar ve altının ateşi aniden yükseldi. Altın 500 lirayı geçti. Dolar 8.80'i test etti. Serbest piyasada 9'u gördüğü oldu. Bakırköy Çarşı'da 8.80'i test etti demek daha doğru ama ve yukarı yönde eğilimi, öyle söylüyor ekonomistler, devam ediyor. Merkez Bankası neden faiz indirimine gitti? Kimin talebiydi? Nasıl oldu? Bunları konuşalım. Nasıl dakikalar içinde fakirleştik, bunları konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda ekonomiye dair söylediği sözler de var. Onlara da bakacağız efendim. Hemen bakıyordunuz tabelalara. Altın da yükseldi, dolar. Evet. Bekliyor muydunuz bu kadarı? Bu kadarını beklemiyorduk. Faiz indirimi olmamış olsaydı buralarda sayardı ama bundan sonra doların yönü yukarı diye düşünüyorum. Tahminler sabit kalması yönündeydi. Sonuç sürpriz oldu. Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı. 6 ayın ardından politika faizi %19'dan %18'e indirildi. Açıklamanın ardından dolar ve altının ateşi hızla yükseldi. Açıkçası piyasalar açısından çok büyük sürpriz oldu. Bir puan düştü. Dolar 8.80 seviyelerini test etti. Piyasalar saat 14'e kilitlendi. Herkes aynı soruyu sordu kapalı çarşıda. Faiz inecek mi, sabit mi kalacak? Verilecek karar öncesinde kapalı çarşıda sakinlik hakim ve dolar 8.64'ten işlem görüyor. Beklenti piyasada faizleri sabit bırakılacağı yöndedir. Ancak 0.50 baz puan düşürülmesi halinde de bir sürpriz olmaz açıkçası. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu işaret etmesiyle 50 baz puan indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak 100 baz puan beklentinin üzerinde oldu. Zaten analistlerin %95'i neredeyse sabit bırakılacağı şeklindeydi. Sizin de söylediğiniz gibi %5'i belki 50 baz puan, belki 100 puan diyen, yani sayısı çok küçüktü. Merkez Bankası'nın kararının ardından kapalı çarşıda doların ateşi de yükseldi. Kararın hemen öncesinde 8.65'ten işlem gören dolar 8.80'lere kadar çıktı. Saatlerimiz şu anda 14.20'yi gösteriyor ve dolar 8.77'den işlem görüyor. Geçen sene bu ay 8.800 aldım dolar, hala gelmedi oraya, bekliyorum oraya gelsin de satayım diye. Bir yıldır bekliyorum, daha gelmedi, o fiyat olmadı. Zarar ettin. Tabii zarar ettim, bir yıldır boşuna bekledim. Kimi zarar etti, kimi elinde doları tabelayı bekledi. Vallahi işte ben de bunu bekliyordum, öyle getirdim.
Şimdi inşallah bozacağız. Doların hareketiyle kapalı çarşı piyasası da hareketlendi. Bekliyor muydunuz bu kadarını? Kar yapmak için bekliyorduk. Alıp satışıyım. Herkes sabit kalır diye düşünüyor. Yok, biz düşüreceğini biliyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı faiz haram olduğu için biz de mecbur banka yatırmıyoruz faiz haramdır diye. Mecbur dolara, euroya koyuyoruz. Bakıyorum sadece. Alıcı değil, bakıcıyım. O zaman sizin aklınıza zamlar geliyor değil mi? Tabii ki. Bundan sonra öyle. Doları olmayanın aklınaysa zamlar geliyor. Uyarıyı Reuters yaptı. Artan maliyetlerden ötürü gelecek ay doğalgaz ve elektrikte %15 zam bekleniyor. Zam olup yağıyor üzerimize, yağmaya başladı da önümüzdeki ay elektriğe ve doğalgaza %15, en az %15 zam yapılacağının sinyalini verdi ekonomi çevreleri ve şu anda açıklanıyor. EPG'siz tarafından akaryakıt ürünlerine zam gelmeye başladı. 24 Eylül'den itibaren, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litre başına 15 kuruş pompaya yansıtılacak zam geldi efendim. Pompaya yansıyor zam, 15 kuruş litre başına. Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Paramız değer kaybediyor. Vatandaş daha fakir artık. Sofrasındaki 5 zeytinin ikisini yitirmiş durumda. Dakikalar içinde paranın değerinin erimesiyle birlikte. Dolarla, avroyla maaş almıyoruz ama dolardaki kıpırdanma işte bizleri böyle etkiliyor. Ve bu kış çok çetin geçecek. Bu kış çok sert geçecek. Belki son 20 yılın ekonomik anlamda da vatandaşın belini büken en kara kışlarından biri olacak. Belki de en kötüsü, tüm sinyaller bunu gösteriyor. Peki neden böyle bir karar verildi? Ne diyor bu işten anlayanlar, ona bakacağız. Dakikalar içinde bir anda karar öncesinde 8.64 olan dolar 8.80'e fırladı. Avro 10'dan 10.20'ye, gram altın da yükselmeye başladı. Bu ülkede enflasyon yüksek. Şimdi dövizin durumu bu. Bir taraftan işsizlik, o da malumunuz. Ve vatandaşın lehine bir adım değil bu. Faizle ilgili alınan karar. Şimdi bu işten anlayanlara bir soralım. Merkezin 1 puan faiz indirimi ne anlama geliyor? Bunu neden yaptılar bir soralım ama herkesin üzerinde uzlaştığı, herkesin hemfikir olduğu bu kış bizler için, biz sıradan vatandaşlar için, Türkiye'nin büyük çoğunluğu için, yoksulluk sınırında yaşamaya gayret edenler için bu kış çok zor olacak. Az evvelse ilk zam haberini duyurdum. LPG'ye zam geldi. Verin yetkiyi, görün etkiyi denilmişti başkanlık sistemine geçilirken. Vatandaş olarak verildi yetki, görüldü etki. İşte o etki. Diğer tüm gelişmekte olan merkez bankaları faiz arttırırken ve gerçek anlamda parasal sıkılaşmaya giderken bizim tam tersi bir karar almamız bana çok akıl kârı görünmüyor. Talihsiz bir karar olarak görüyorum. Bu Merkez Bankası'nın kararı falan değil. Bu sarayın kararı. Yani Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu gerekçelendirmelerin hepsi incir çekirdeğini bile doldurmaz. Ne dünyadaki gelişmeler, dün Amerika'da alınan kararlar, ne içerideki somut gelişmeler faizi indirmesine bir gerekçe oluşturmuyor. Dolayısıyla ben bu kararı ekonomik olmaktan çok politik bir karar olarak görüyorum. Zaten Merkez Bankası Başkanımız bu kararı alacağının sinyalini çekirdek enflasyona yoğunlaşacağız imasıyla aslında bize vermişti. Beklenti Merkez Bankası'nın faizi %19'da sabit tutmasıydı ama 1 puanlık indirim yapılınca uzmanlar şaşırdı. Ekonomistlere göre kararın vatandaşa çok ciddi etkileri olacak. Enflasyon, pahalılık ve dövizin yükselmesi gibi. Kur direkt, kur artışı direkt olarak enflasyon olarak bize yansıyacak. Yani bu 1 puan azaldı diye yarın kredi faizleri düşmez. Yarın bankalar daha ucuz konut kredisi, daha ucuz ihtiyaç kredisi falan vermezler. Hayatı pahalılaştıracak, enflasyona yeni baştan ek bir rüzgar olacak. Döviz borçlusu kim varsa onların TL yüklerini artıracak. Yıkıcı etkisi daha fazla olacak. Siyasetçi, iş insanı ve ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz indirimini şaşkınlıkla karşıladı. Tepkileri öyleydi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha anlaşıldı Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'dır. Ama unutmayın Erdoğan ben ekonomistim diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın Erdoğan sebep hayat pahalılığı ve ödeyemez.